Şimdi Avrupa'ya geçiyoruz hocam. Fransa Ligi'nde lider Paris Saint Germain sahasında karşılaştığı Lens'i, Mbappe ve Ferreira'nın ve Messi'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Mbappe Paris Saint Germain tarihinde ligde en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. 139 golle Mbappe zirvede, 138 golle Cavani arkasından geliyor. Messi Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu rekorunda Ronaldo'yu yakaladı. Messi 572 maç, 495 gol. Ronaldo 626 maç, 495 gol. Messi'nin nereye transfer olacağı da herkesin merakla beklediği bir gelişme. Öncelikle Mbappe Paris Saint Germain'de kariyerine devam edecek olursa o Paris Saint Germain'deki rekor kırmış ya kimse kırama çok genç bir oyuncu o kariyerine orada devam ederse yani onun rekoru bir daha o kendi rekorunu olmaz. kırmış olacak. Yok, sonraki. bir daha bundan sonra nesiller de zor gelir. Ee, Messi şeye gelince, Messi'ye gelince Ronaldo ile önemli bir fark var bu konuda. Ronaldo La Liga'da oynadı, Serie A'da oynadı, Premier Lig'de oynamış, bir önce Portekiz liginde de oynadı. Şey Avrupa'da sadece şeyde oynadı. İspanya ve Fransa'da oynadığı için. Yani her ligde fazlasıyla gol atmış Ronaldo. Ama Messi çok Barcelona ile özdeşleştiği için 12 yaşından itibaren, daha 2 yıl oldu herhalde barcelona gideli gideli. Çok uzun yıllar orada kaldı. Doymaz onlar. Onlar e, rekora falan doymaz. Şimdi Messi Avrupa'da geçecek olursa Ronaldo sinirlenir. Ben Arabistan'dan vazgeçiyorum tekrar Avrupa Ligi'ne gidiyorum bir yani. Ne güzel bir rekabet değil mi? Evet kesinlikle mükemmel. Ve Messi'nin nereye transfer olacağı da herkesin tüm futbol severlerin merakla beklediği bir konu. Kendisi aslında yanıt vermiş bir açıklık getirmiş onu görelim. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Hayal kurmayı ve neler olabileceğini düşünmeyi seviyorum. Ama geleceğim nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Olması gerektiği gibi Tanrı'nın olmasını istediği gibi olacak. Doğru. Yani sonuçta bizim... Allah bilir yani. Fakat sonuçta... Hayırlısı neyse o hayır, olur gibi bir cevap vermiş. Tabii hayırlısı ne, neyse o olur. Tabii bir de oyuncuların tercihlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Paris Saint Germain'in doğru bir oyun, e, futbol takımı olduğunu düşünmüyordum gittiğimde. Yani Messi olsam iki takımdan başka hiçbir takımla görüşmem gayri. Birisi Barcelona, birisi de City, Manchester City. Şimdi zaten yaşı da belli bir yere geldi. Ama en böyle 26-27 yaşında dahi Koşu mesafelerinde fark yoktu. Hep dar alanda oynanan bir oyunda, Guardiola takımında oynuyordu. Biraz da Bayern Münih tabii. Bu arada ben Arda Güler'le ilgili fikrimi söyleyeyim. Çok yetenekli bir oyuncu. Ben mesela Arda olsam, ailesi olsam, kendi planlamamı şöyle yaparım. Geçen gün Yüzde Spol'da söyleyecektim, bu şeye geldi, reklama falan girdik. City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih. Şimdi çok önemli devler. Şu dört kulüp şu anda istemiyor bildiğim kadarıyla ama dört kulüp, bunlara Liverpool'u ekleyebilirim. Yani Guardiola tarzı teknik direktörlerin bıraktığı izler var ya, Bayern Münih işte, Real Madrid'de oyunu force eden, Barcelona gibi, özellikle de Barcelona'da, Manchester'da. Şimdi çok büyük kulüpler ama tercihimi kesinlikle Bunların dışında başka yer mesela Sevilla istedi. <laughs> Veya proje takımı Leipzig istedi. Atıyorum Newcastle United istedi. İnan tercih etmem. Bakın orada oynamak o beş saydığım oyun formatı olarak, ben yani Messi'yi de öyle düşünüyorum, daha rakip yaralında oynanan bir takımda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı Arda Güler gibi. Arda da şimdi mi City mi tercih eder, Leipzig mi tercih eder? Barcelona'yı tercih eder, Sevilla'yı. Tabii ki onları. Fakat oraları isteyene, isteyene kadar bence ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Oraları daha rahat oynar. Mesela Barcelona daha büyük kulüptür değil mi Sevilla'dan? City'de, Newcastle'dan daha önemli bir kulüptür. Ama orada daha rahat oynar diyorum. Diğerlerinde o kadar başarılı olamaz. Buna göre planlama yapacağız. de tabii ki Allah hepimize akıl fikri veriyor sonuçta. O da muhtemelen Barcelona'da falan gidecektir. Keşke imkan olsa da, Guardiola nereye giderse gitse. Çünkü onlar oynadığı maçlarda koşu mesafesi falan önemli değil. 30 metrede oynuyorlar. Hı hı. Ama nereye yakışıyor dersen tartışmaz Barcelona'ya yakışıyor. Zaten Barcelona teknik direktörü Xavi de Messi'ye seslenmiş adeta. Takım arkadaşı. Evet. evet. Messi'nin dönmesi konusunda insanlar heyecanlı. İki maç üst üste onun ismini andılar. Bakalım ne olacak? ne olacak hocam? Messi'yi nerede göreceğiz? Ya ben bu bir, aydır demeçlere bakıyorum. sanki biz biletlerimizi hazırlayalım. Önümüzdeki sene Barcelona'ya bayağı gideriz. Öyle gözüküyor. Barcelona futbolcusu Lewandowski de Messi'yi çağırıyor, geri çağırıyor. Valla ben de programa çağırırım yani. Yeter <laughs> ki gelsin. Lewandowski, <laughs> Lewandowski de diyor kaç ki... attıysa bir 10 tane de fazla atar her sene. Çünkü Messi'nin asist özelliği en az gol özelliği kadar var. Ve en verim sağlayabileceği takımda Barcelona uyum sağlayabileceği. Lewandowski de diyor ki Messi'nin evi Barcelona, umarım geri döner ve gelecek sezon birlikte oynayabiliriz diyor. Evet. Şu anda da santer olarak Lewandowski ve Benzema dünyanın en iyi iki santer vuru. Kısa bir reklam arasından sonra not defteri kaldığı yerden devam edecek. Atletico Madrid hakemler açıklandıktan sonra medya tarafından büyük baskı altına alındıkları için La Liga yönetimine bir teklif sunmuş hocam. Ben bugün not defterinde e, en önemli e, futbol olayının bu olduğunu düşünüyorum. Yani hayran kaldım. Kim söylemiş bunu? Atletico Madrid kulübü. Kulübü mü söylemiş? Evet kulüp açıklama yani yapmış Yani o, o kadar, şimdi orası da Akdeniz ülkesi bizim gibi sıcak kanlı. Demek ki orada da bizdek kadar olmasa ya bu ya kesinlikle böyle olmalı. Türkiye'de var ya şahane bir öneridir bu. Bizim de önerimiz olsun. Bu da pek gündeme gelmedi. Yani Türkiye'de hakemler e, kesinlikle ve kesinlikle hatta statta görsünler. Maç saatine kadar açıklanmamalı diyorsunuz. Aynen. Yani çok fena yapıyorlar. Çok müthiş bir fikir ya bu dünya futbolu için. Almanya'da falan çok fark etmez de böyle sıcak ülkeler, Akdeniz yani yani böyle Yunanistan, biz, İtalya, İspanya'da falan böyle bir takım şeyler olabilir. Ama Türkiye'de kesinlikle bu uygulama olması lazım. Müthiş bir şey. Bununla ilgili de kulüpler bilene bir önerimiz olsun. Bize. Olur mu hocam? Olmalı. Olur yani, iyi olmasın ki? Aslında federasyonda MHK'nin işine gelir böyle bu uygulama. Hı, hı. Evet başladığında su istimali olur böyle habersizler ama belli bir dönem yani bir sonra uygulama yaparsan olur. Premier le ilgili bir gelişmeye bakacağız. Premier Lig'de lider Arsenal ilk 10 dakikada 2-0 öne geçtiği maçta West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Geçen haftada Liverpool deplasmanında 2-0 öne geçmiş ancak maç yine 2-2 bitmişti. Lider Arsenal 74, bir maç eksiği olan Manchester City ise 70 puanda. İki takım gelecek hafta çarşamba günü Stin'in sahasında karşılaşacak. Aysenal menajeri... Öbür hafta ama, diğer hafta ama. Evet, bir sonraki hafta olacak. İşte Arsenal maçı var? Çarşamba, pardon bu çarşamba.